gencecik bir insanın hayatımıza soktuğu ve gecelerimizi renklendiren plastikler kahkaha dağıtmayı sürdürüyor. Cüneyt Özdemir sizin için plastiklerin arasına girdi. Ben bu memleketin cumhurbaşkanı oluyorum, içerim. Yeter be, sıra satarım. Göbek bile atarım. Tabii. Çoban sülü cumhurbaşkanı. Var mı başka izah tarzı? Demirel ile İnönü aynı masada içki içip sarhoş olacak. Mesut Yılmaz Demirel'i bir dağdan aşağı itecek. İlkokul yıllarında bütün liderler aynı sıraları paylaşıp kopya çekecek. Olur mu olur. Çok değil bundan 2, bilemediniz 3 yıl önce liderleri televizyonlarda bu şekilde görmek kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi. Onlar ulaşılmaz, onlar dokunulmazdı. Aslına bakarsanız birçokları şimdi daha fazla ulaşılmaz. Ancak son bir yıldır hepsinin plastikten yapılmış, onlar gibi konuşan, onlar gibi davranan ama yalnızca televizyonda yaşayan kopyaları var. Türkiye'de artık plastik şov var. Bak Cavit, haksızsın demiyorum ama öyle ulu ortada söylenmez ki. Ama o da haddini bilsin canım. Öyle değil mi Sayın Başkan? Hala ticaretle siyaset arasındaki farkı öğretemedim ya, ona yanıyorum. Plastik şov bu gece özel televizyonlardaki ilk yaş gününü kutluyor. Tam bir yıldır liderler haberler dışında bir de her gün plastik şova konuk oluyorlar. Haberler dışında bir de plastik şovda kavga edip barışıyorlar. Kavga siyaset ringinde kalır. Ring dışında yine dostuz değil mi Sayın Demirel? Gençsin falan ama yumrukların hiç fena değil Mesut. Ama yine de sağ kroşelerimden kurtulamadın, onu da itiraf et. Hadi canım, esas siz aparkatlarımdan kurtulamadınız. Birçok kişi liderlerin bu plastik kuklalarını liderlerden daha çok sevmeye başladı. Plastikler liderlerden daha sempatik, daha dürüst ve asıl önemlisi daha komik geliyorlar. Plastik şovda 40'ın üzerinde liderin plastipi var. Bu 40 plastipe yaş ortalaması 22 olan 20 kişilik bir ekip hayat veriyor. Her gece yalnızca 3 dakika izlediğiniz bu şovu bu genç ekip 3 katlı bir binada hazırlıyor. 3 katlı binanın her katında her dakika gülmeden durmanızsa imkansız. Adeta ekipte çalışan herkesin kanında bir gülme virüsü dolaşıyor. Ama plastik şov öyle hemen oluşmuyor. Önce güncel konulara göre espriler bulmak gerekli. 3 kişiden oluşan metin yazarları bir arada oturup hangi politikacının hangi lidere nasıl küfrettiğinden tutun da liderlerin eşlerinin bu gece ne pişireceğine kadar her konu hakkında fikir üretip bunları senaryolaştırıyorlar. Daha sonra sıra bu senaryodaki başrol oyuncularını bulmaya geliyor. Tabii bu çok da kolay olmuyor. Örneğin Kenan Evren Show'da Marmaris'li hemşerilerinde önemli bir açıklama yapacak ve plastik kuklası yok mu? Hemen heykeller yapılıyor, ölçüler alınıyor, kalıplar dökülüyor ve paşanın plastibi yapılıyor. Bu arada yıpranan eski yüzler de sık sık yenileniyor. Derken sıra stüdyo çekimlerine geliyor. Şovun bugünlerdeki başrol oyuncusu İnönü. Yardımcı rollerde Mesut Yılmaz ve Cavit Çağlar var. Bir yanda plastikler giydiriliyor, bir yanda plastikleri oynatacaklar giyiniyor ve plastiklerin içine giriliyor. Senaryoya göre eller hareket ettirilip ağızlar oynatıldıktan sonra önce bu kareler montajlanıyor, sonra da sıra seslendirmeye geliyor. Daha önce canlandırılan Demireller, İnönüler birdenbire dile geliyorlar. Adı üzerinde seslendirmede seslerin benzemesi de yetiyor doğrusu. Eğer Cumhurbaşkanlığı makamını yakından ilgilendiren önemli bir konu varsa haftalık olan görüşmemizde bana aktarabilirsiniz. Yani pes valla, tarafsız olacağım demiştin ama bu kadar resmi olacaksın hiç aklıma gelmemişti. Bütün bu aşamaları plastiklerin yaratıcısı Cihat Hazardağlı tek tek ve yakından takip ediyor. Hazardağlı plastik şovun Türkiye'de yepyeni bir çığır açtığını düşünüyor. Benim harekete geçişim özel televizyonların ortaya çıkışıyla ilgili. Çünkü bu nihayet devlet televizyonunda belli bir sansüre uğrayacaktı. Kaldı ki orada yaptığımız zamanlarda biz kendi otosansürümüzü uygulamak zorunda kaldık. Bırakın onları, onlar bizi rahat bıraksa dahi. Özellikle dikkat ettiğim bir şey var. Mizahın bir saldırı değil. Mizahın gerçekten bir yaratıcılık, bir creation olduğuna inanıyorum. Ah Bülent ah. Gene neyin var kara gözlüm?
Ah sen. Ne olacak senin halin? Küçük bir mahalle partisi başkanı olarak kaldın. Demirel Çankaya'ya çıksın, sen evde otur. Hayır, onun cumhurbaşkanı olmaması için elimden geleni ardına koymadım. Bugün hala karikatüristlerin yaptıkları karikatürlerden, mizahçıların yazdıkları yazılar yüzünden hapislerde yattığı bir ülkede yaşıyoruz. Belki biraz da bu yüzden prensipçiler temkinli gidiyorlar. Aslında çoğu zaman prensipçilere olumlu ya da olumsuz tepki gelmiyor. Ancak ara sıra gelen tepkilere bakınca neden daha acımasız espri yapamadıklarını anlamak da kolaylaşıyor. Deyin bakalım, herkesin en iyi yapacağı işi yapması doğru mudur? Evet, doğru. O halde doğru olan benim Çankaya'ya çıkmam değil mi? Hayır, değildir. Hay Allah, anlatamadım galiba. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Bizdeki plastik şovcular da az değil. Bugün Türkiye'nin tepesinde her şey ortada. Plastik şovcular bir bakıyorsunuz İnönü'nün sarhoşluğunu ekrana getiriyorlar. Bir bakıyorsunuz rahmetli Özal'ın Semra Hanım'la yaptıkları yatak odası muhabbetlerini. Bugün artık plastik şovcular acı anlarıyla, tatlı anlarıyla hayatımızın bir parçası olmaya başladılar. Bunun nedeni herhalde yalnızca insanları güldürmeleri değil kuşkusuz. Biraz da liderlerin o görünmeyen yüzlerine tuttukları ayna ile toplumun o dışa vuramadığı duygularını göstermeleri olsa gerek.